Herkese merhabalar. Yasemin'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle etli kabak dolması yapalım. Havaların ısınmasıyla birlikte taze sebzeler manavlarda, marketlerde yerini almaya başladı. Bizler de kuru dolma yerine artık tazesini yapalım. Kabak dolmasını etli şekilde seviyorsanız bu tarif tam size göre. Kaçırmayın derim. Videonun sonunda sizi çok güzel bir sürpriz bekliyor. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ediyorum. İyi seyirler. Yemeğimiz için gerekli olan malzemeler 7 adet taze kabak, 150 gram az yağlı dana kıyma, bir demet maydanoz, bir yemek kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığı biber salçası, bir çay kaşığı karabiber, 1,5 tatlı kaşığı tuz, 2 adet orta boy kuru soğan, 7-8 diş sarımsak, yarım çay bardağı sıvı yağ ve bir çay bardağı pirince ihtiyacımız var. İlk önce iç harcımızı hazırlayalım. Kabakları daha sonra oyalım. Neden daha sonra oymaya bıraktığımı da sizlerle paylaşacağım. Uygun bir kabın içerisine 2 adet orta boy doğranmış kuru soğanı ve sarımsakları alalım. Kıymamızı da soğanların üzerine alalım. Salça ve baharatları ilave edelim. Maydanozu ekleyelim. Yarım çay bardağı sıvı yağımız vardı. Onu da ekleyelim. Sizler dilerseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Tercih tamamen size kalmış. Bir çay bardağı pirincimizi aldıktan sonra iç harcımızı karıştırmaya başlayabiliriz. İç harcımız hazır. Bir kenara alalım ve kabaklarımızı oymaya başlayalım. Neden öncesinde kabakları oymadığımı şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum. Kabakları eğer öncesinde aldıysanız ve buzdolabında bekletiyseniz çıkarır çıkarmaz kesinlikle oymayı denemeyin. Çünkü kabaklar çok sert olduğundan hemen kırılacaktır. Oda ısısında 1 saat beklettikten sonra kabaklarınızı oyarsanız gerçekten çok güzel sonuç alırsınız. Bu çok önemli bir püf noktasıdır. Bunu lütfen not edin bir kenara. Aklınızda bulunsun. Eğer sebzeleri taze manavdan almadıysanız, buzdolabında bekletiyorsanız mutlaka öncesinden çıkarıp odasında biraz bekletin. Sonra oymaya başlayın. Ben kabaklarımın uzun olanlarını ikiye böldüm. Kısa olanlarını tek seferde oydum. Sizlerin de gördüğü gibi. İlk kabağın kabuğunu soymuştum. Sonra baktım kabukları çok taze, kıyamadım. Kabuklu şekilde oyuyorum. Öncesinde zaten tertemiz yıkamıştım kabaklarımı. Sizlerin de gördüğü gibi çok uzun olmayanı tek seferde oyuyorum. Eğer sizler zorlanırsanız tek seferde oymaya hepsini ikiye bölüp o şekilde oyabilirsiniz. Kabakların hepsini oyduktan sonra doldurma işlemine geçebiliriz. Hazırlamış olduğumuz iç harcından küçük bir kaşık yardımıyla kabakların içerisini dolduralım. Tamamen dolduralım arkadaşlar. İç harcımızda çok fazla pirinç yok. Boş bırakırsak ağız kısmını kabaklar pişerken ezilebilir. Tamamen doldurursak iç malzemesiyle çok güzel pişecektir. Doldururken tedirgin olmayın lütfen. Bakın benim gibi tamamını doldurup kaşıkla bastırın ve tencerenin içerisine dizin. Bu kabağın içerisine iç harcını alırken biraz zorlandım. Hemen oyacaktan yardım aldım. Bakın bu şekilde. İç harcının tamamen sıkışması gerekiyor. O yüzden oyacakla bastırıp doldurmaya devam ettim.
Çok az iç harcım arttı arkadaşlar. Onu da bir tane kapya biberim vardı. Onun içerisine doldurdum. Sizler de bu şekilde evinizde hangi sebze varsa onu doldurabilirsiniz. Patlıcan, patates, salatalık bile doldurabilirsiniz. Onu bile denemişliğim var. Şimdi dolmaları tencerenin içerisine aldım. Üzeri için sosunu hazırladım. Bir su bardağı içme suyunun içerisine bir tatlı kaşığı domates salçası ve bir çay kaşığı tuzu ilave ettikten sonra güzelce karıştıralım ve bu sosu dolmaların üzerine gezdirelim. 4 yemek kaşığı sıvı yağ da alalım. Üzerine düz bir pasta tabağı kapatıp tenceremizi ocağa alalım. Yemeğimiz kaynamaya başlayınca ocağın altını kısalım ve sebzeler yumuşayıncaya kadar pişirelim. Dolmalarımız pişerken sizin için hazırladığım sürprize geçelim. Kabakların oyduğumuz iç kısmından sizinle fırında enfes bir mücver yapalım. Kabakların iç kısmına bir bıçakla küçük küçük çintelim. Bu arada her iki tarifinde de kullandığım malzemeleri videonun açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan da detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Kabakları doğradıktan sonra üzerine bir adet kapya biberi doğrayalım. Bir tutam dereotu ve bir adet küçük boy kuru soğanı da bu şekilde doğrayalım. Sonra diğer malzemelere geçelim. Sebzeleri doğrama işlemimiz bitti. Şimdi diğer malzemeleri alalım. 2 adet yumurta, 100 gram ufalanmış beyaz peynir, 5 yemek kaşığı un, 1 paket kabartma tozu, 4 yemek kaşığı sıvı yağ ve 1 tatlı kaşığı pul biberi alalım ve karıştırmaya başlayalım. Bütün malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra artık mücverimizi fırın tepsisine alabiliriz. Yağlı kağıt serilmiş olan fırın tepsisine mücverimizin harcını alalım. Ve bir kaşık yardımıyla tepsinin her tarafına yayalım. Ben yuvarlak bir tepsi kullandım. Hiç fark etmez. İstediğiniz şekilde tepsi de kullanabilirsiniz. Bunun karesini ya da dikdörtgenini de kullanabilirsiniz. Bakın bu şekilde üzerine düzeltelim. Kenarda fazla kalan yağlı kağıtları keselim. Fırında yanıp gereksiz bir koku oluşturacaktır. Evet, bu şekilde bir makasla keselim. Üzerine bolca susam serpiştirelim. Ve daha önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında, alt üst ayar fırında mücverimizi pişirelim. Bu arada ben çekim yaparken mutfakta bir misafirim var. Nilacığım beni uzaktan hanımcık izliyor. Evimizin minik üyesi. Dolmalarımız pişerken üzerindeki tabağı 15 dakika sonra alalım ve bu şekilde pişirmeye devam edelim. Sizlerin de gördüğü gibi iç harcından kesinlikle dışarı çıkma olmadı. Dolmalarımız pişti. 15 dakika kadar tencerede dinlendirdikten sonra servis tabağını alalım. Ve üzerine sarımsaklı yoğurt çok yakışıyor. Seviyorsanız kesinlikle deneyin derim. Ama sevmiyorsanız sadece tüketebilirsiniz. Sarımsaklı yoğurt gezdirdikten sonra yemeğimizin yağ ve suyu vardı tencerede. Ondan da üzerine gezdirelim. Dereotuyla süsledikten sonra etli kabak dolmamız servise hazır. Gerçekten çok pratik ve çok lezzetli bir yemek oldu. Kesinlikle bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. İnanılmaz lezzetli ve yaz mevsimine çok yakışacak bir yemek. Kesinlikle deneyin. Sizler de denedikten sonra lezzeti konusunda bana hak vereceksiniz. Dolmaları sunum için hazırlarken mücverim de fırında gayet güzel pişti. Şimdi dilimleri ayırıp sizlerle dokusunu paylaşmak istiyorum. Şimdi sizlerle mücverin dokusunu ve kıvamını paylaşmak istiyorum. Altı üstü nar gibi kızardı. İçinin de kıvamına bakar mısınız? Gerçekten çok hafif ve çok lezzetli bir mücver oldu. Börek tadında harika bir mücver.
Bunu dilediğiniz sebzelerle yapabilirsiniz. Ben bugün oydum kabaklarının içine ziyan olmaması için böyle bir tarif hazırladım. Sizlere de fikir olması açısından. Umarım sizler bu tariflerimi dener ve beğenirsiniz. Denedikten sonra benimle Instagram hesabım üzerinden fotoğraflarınızı paylaşabilirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Yeni tariflerle yine sizlerle görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.